kestanenin faydalarına. Evet. Kestane balının faydalarını say say bitiremiyoruz zaten. Siz biraz önce saydınız. Bir daha bir sayalım mı hocam? Hangi hastalıkları? Astım dediniz. Bakın şimdi astım en önemli. Şimdi bütün çocuklarda astım var ve çok acı. Ne oluyor biliyor musunuz? Fısfıslar veriliyor. Fısfıs. Kortizonlu ilaçlar. Ben annelere diyorum ki lütfen o ilaçların prospektifini şöyle açsınlar. O dizi seyrederken çocuklarınızın geleceği için lütfen alın 3 kere okuyun, bir defa değil. Ben bunu demiştim bir yayında. Hı hı. Hocam okuyoruz ama hiçbir şey anlamıyoruz. Anlaşılmamak için yazıyorlar onu zaten. Ya bizim prospektüsler niye yazılmaz? Doktor zaten hastalıkları biliyor. İlacın prospektüsü hasta okuması için nasıl kullanılacak, nasıl yapılacak? Hı hı. Hasta da bunu anlamıyor. Hatta şimdi diyorlar ki sakın prospektüsleri okumayın. Okuyunca çünkü hasta ilacı kullanmıyor. Yan etkilerini, görünce. Hı. Aman diyor. Böyle bir şey var. Şimdi ben hocama sordum. Ali hocama buradan selamlarımı sunuyorum. Kendisi Türkiye'nin en önemli yetiştirdiği bir mütehassıs, iyi bir doktordur. Kendisi 60 yaşlarında bu ülkede pek çok homeopatiyi de Türkiye'ye getiren hocamızdır. Kurslara 10 yıl beraber gittik. Hocam şimdi onu diyor okudu mu diyor, hasta akıllı biri de diyor bunu kullanmaz. İşte böbreği bozar, sindirimi bozar, karaciğeri bozar, onu yapar, uyku yapar, bunu eder, kemik erimesi yapar. E bunu kullanır mı hasta? Kullanmaz. Ama tabii ki biz ne yapacağız? Doktorlarımızın dediklerini, hı hı, asla ihmal etmeyeceğiz. Hastalandı mı doktora gideceksiniz. Hı hı. 1219 sayılı yasa, tababet kanunu bunu emrediyor bu ülkede. Biz burada ne yapıyoruz? Hastalanmamak için. Hastalandınız, doktor tedavisi yanında. Önlem. Tedavisi yanında, hı hı, yine hocanıza sorarak bunları koruyarak sağlıklı yaş alma. Yaşlanma yok. Kaliteli yaşamak için. Bravo. Kaliteli yaşamak ve sağlıklı yaş almak için. Bunun için yapıyoruz. İşte onun için o çocuklarınız niye astım oluyor? Karaciğeri bloke oluyor. Karaciğer. Karaciğer bloke olunca ne oluyor biliyor musunuz? İşte o zaman nefes alamıyorsunuz. Kanınız bozuluyor. Çocuğun algılama, derse çalışma, dikkat, kaygı, endişeleri başlıyor. Şimdi hoca anlatıyor, anlayamıyor. Kaygı duyuyor. Kaygı duyunca endişeleniyor. Bakın bunlar hep, evet, yine içeriden bir takım problemler. İşte bal. İşte bal.